İslam hukukun oluşum sürecinde belli birkaç merkez var. Bu merkezlerden birisi Hicaz bölgesi demiştim. Hicaz bölgesi zaten İslam'ın doğduğu bir coğrafya. Denebilir ki 3 asır falan bu coğrafya ve bunun yanı sıra ikinci merkez Irak bölgesidir. Kufe, Hanefiliğin ortaya çıktığı. Hazreti Ali İbni Mesud, İbrahim Ennehai, Ebu Hanife ve onun kurmuş olduğu hukuk ekolü, okulu. Bu 3 asır buralardaki hukuk faaliyetleri çok canlı olmuştur. Ondan sonraki 3 asır yaklaşık olarak söylüyorum. Arapların Mavera-ün Nehir dediği, bizim Türkistan dediğimiz Ceyhun Nehri'nin öbür tarafındaki, bugünkü Özbekistan, efendim kısmen Kazakistan bölgesi. Mavera-ün Nehir gerçekten sadece İslam hukuku alanında değil, İslami ilimler alanında çok zengin bir merkez olmuştur. Yani özellikle Hanefi hukukunun, fıkhının bilinen önemli şahıslar, zirve şahıslar hep bu bölgede yetişmiştir. Yani birkaç isim versem mesela Serahsi o bölgededir. Merginani o bölgededir. Ondan sonra Maturidi kısmen Maturidi hem tefsir hem kelamda önemli bir isimdir. Semerkandi mesela. Bunlar hep şehirlerin şeyiyle anılıyor. Semerkandi'nin hem damadı hem talebesi Kasani. Bunlar bu bölgede yetişmiş büyük hukukçu, Hanefi hukukçulardır. Dolayısıyla bu bölgedeki Semerkant, Buhara, Taşkent, Hive gibi yerlerde İslami ilimler büyük bir gelişme göstermiştir. Düşünün ki mesela hadis ekolünün en önemli şahıslardan birisi İmam Buhari, Buharalıdır. Darimi keza o bölgedendir. Hatta tasavvufun Nakşibendi tarikatının önemli simaları hep o bölgededir. Bahaüddin Nakşibendi. Yani eğer Özbekistan'a bir seyahat yaparsanız turist rehberleri hemen sizi en az 15-20 tane şeye götürür, tekkeye, dergaha götürür. Şimdi Özbekistan Cumhuriyeti de Sovyetler sonrası ezik kimliğini düzeltmek için tarihi binalara çok önem veriyor. Aynen restore ediyorlar. Güzel de restore ediyorlar. Timurlar döneminden kalma, Karahanlılardan kalma. Efendim çok ciddi Timur Özbek Sultanlığından kalma büyük bir restorasyon canlılığı var. Gerçekten hem fıkıh, hem kelam, hem tefsir, hem hadis, hem tasavvuf alanının o dönemdeki önemli şahıslar hep bu bölgede yetişmiştir. Şimdi ondan sonra, işte oraya geliyoruz, ondan sonra bizim ilgi alanımız, yani Hunlardan Cumhuriyet'e kadar hukuk serüvenimiz bu defa Anadolu coğrafyasına kaymıştır. Malum Selçukluların Anadolu'ya gelmesi, burada kurulan önce Büyük Selçuklu Devleti, daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti, ve onun akabinde kurulan beylikler ve bu beylikler içerisinde Osmanlı Beyliği bu defa bu kültür ortamının, mirasının bizim için üzerinde bulunduğumuz topraklara gelmesi sonucunu doğurmuştur. Biz geçen dersimizde Osmanlı Devleti'nin bu Anadolu beylikleri içerisinde en küçük bir beylikken, yani hani beyliklerin kuruluş aşamasında haritaya baksanız bu beyliklerden hangisi büyür deseniz, hiç kimse getirip Marmara bölgesinde sıkışmış olan, küçük bir bölgede, Bilecik bölgesinde sıkışmış olan Osmanlı Beyliği burada en büyük devlet haline gelir demez. Ama işte onu irdeledik, niye öyle olduğunu. Tabii tarihin bir kaderi var yani, milletlerin ve devletlerin de kaderi var. Ama birçok sebep var. Hem Moğolların önünden kaçan kalabalıklar Anadolu'ya gelmişlerdir. Nüfus bakımından Batı'yı beslemişlerdir. Hem Moğol'un Anadolu'yu istilasında kenarda kaldığı için Osmanlı Devleti, Moğolların yıkıcı tahribatından
mahrum kalmıştır. O şey etmişti, mahrum kalmıştır doğru bir ifade değil. Kurtarmıştır kendisini. Hem de Osmanlı Devleti'ni kuran Kayıboğlu'yu yeni Müslüman olmuş bir topluluk olduğu için bu yeni Müslüman, yeni din değiştiren topluluklarda dini heyecan son derece üst seviyededir. Mesela bu Witek'ten, Paul Witek'ten Avusturyalı tarihçi örnek verdim ben. Paul Witek Osmanlı Devleti'nin bir imparatorluğa dönüşünü bunların Osmanlı beyni kuran kimselerin dini heyecanlarının yüksek oluşuna bağlamaktadır. Ve demektedir ki bunlar yeni dine girdikleri için insanları bu dine çevir geçirmeye, bu dini yaymaya çok önem verdiler. Anadolu zaten Müslümanlaşmış, Türkleşmişti. Bu yüzden dikkatlerini batıya çevirdiler. İşte Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Bey Gelibolu'da çok kolay da bir şey bulunca yerleşme imkanı, Osmanlı bu defa dikkatini Anadolu'ya, kendi ırktaşlarının, diğer beyliklerin bulunduğu Anadolu'ya değil, daha çok Rumeli'ye çevirdi. Bu dönemde hem bunun önemi var, hem Moğol istilasından kaçan insanların Osmanlı beyliğini beslemeleri, nüfus bakımından beslemelerin rolü var. Netice itibariyle Osmanlı beyliği gerçekten bu bölgede hiç beklenmeyen bir gelişme gösterdi. Büyük bir gelişme gösterdi. Bu devletin kuruluş aşamasında bu gelişmeye katkıda bulunanların bir kısmı, önemli bir kısmı ilmiye kökenli insanlardı. Medreselerde müderris olarak bulunmuş insanlardı. Bunun Witek'in de işaret ettiği şöyle bir sonucu oldu. Bunlar diyor, Osmanlı yöneticilerinin dini bir heyecanla gayrimüslimlere Müslüman olmaları için baskı yapmalarının önüne geçtiler diyor. Çünkü bizim dinimizde, dinde zorlamak ikrah söz konusu değil. Bu yüzden Osmanlı yönetimi gerek Marmara bölgesinde, gerek Rumeli'de Hristiyanları Müslüman olmak için asla zorlamadılar diyor. Hem dini arzuları vardı, dini yaymak için arzuluydular. Ama bunu bir baskı unsuru olarak, baskıyı kullanarak yapmadılar diyor. Bu son derece önemli. Bunu nereden biliyoruz? Halil Hoca bunun üzerinde çalıştı. Rumeli'deki eski feodal yöneticiler, kendileri, yardımcılarını Osmanlı yönetimi devlet aygıtında istihdam etti. Yani vergi toplayıcısı, sipahi olarak mesela, tımar sisteminin uygulayanlar olarak. Bunların yardım etmesine mukabil din değiştirmelerini istemedi. Eski tahrir defterlerinde bu gayrimüslim sipahilerin isimleri aynı Hristiyan ismiyle muhafaza edilmiştir. Bir iki nesil böyle devam ediyor. Devlet onlardan Müslüman olmalarını istemiyor. Ama zaman içerisinde bu fevkalade müsbet etki yapmıştır oradaki insanlara. Niye? Çünkü Latinlerden, yani Katolik Latinlerden Ortodoks Bizans ahalisi çok zulüm görmüştü. 1200 yıllarında Kudüs'ü kurtarmak için Bizans İmparatorluğu'na gelmişken İstanbul'a yerleşen Katolikler Ortodokslara ciddi baskı yaptılar. Ciddi baskılar. Bizans İmparatorluğu İznik'e taşındı zaten. Bir 50-60 sene, biraz daha fazla İznik Bizans İmparatorluğu'nun merkezi görevini, işlevini gördü. Dolayısıyla Osmanlıların müsamahalı tavrı hem halka çok müsbet etki yaptı, hem yöneticilere, Hristiyan yöneticilere müsbet etki yaptı. Neticede zaman içerisinde gönüllü Müslümanlık çok arttı. Yani zorla Müslümanlık değil. Netice itibariyle Osmanlı Devleti bu bölgede gittikçe yerleşirken zemininde İslam hukuku olan bir hukuk sistemi ortaya koydular. Çünkü Müslümanlık insanların sosyal hayatına yönelik kurallar da koyduğundan, zaten ondan bahsettik. İslam hukuku zaman içerisinde oluşumunu büyük ölçüde tamamlamıştı. Osmanlı Devleti bu bölgede kurulunca bu yerleşmiş yapıyı bir defa hukukun zemini olarak aldılar. Yani İslam hukukunu uygulamaya başladılar. Bu fevkalade önemli. Burada dönemin medrese kökenli devlet adamlarının önemli etkisi de var. Yani mesela ilk kazasker Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa
Bu müderris kökenli bir insandır. Önce kadı olarak atandı. Sonra kazasker oldu. İlk Osmanlı Devleti'nin ilk kazaskeridir. Baş kadısı yani. Sonradan vezir olarak devam etti. Karahalil Hayrettin Paşa'nın iki tane oğlu var. Çandarlızade Ali Paşa, Çandarlızade İbrahim Paşa. Bunlar da medrese kökenlidir, müderristir. Şimdi müderris demek İslami ilimlerde ve özellikle hukukta, fıkıhta yani yerleşmiş insan demektir. Onun oğlu var, Ali Paşa'nın. Karahalil, Çandarlızade Karahalil. Fatih'in meşhur sadrazamı. Sonra Fatih İstanbul'un fethinden sonra onu cezalandırmıştır, idam ettirmiştir ama o da Çandarlı soyundandır. Onu söyleyeyim. Bunların ve başkaları da var. Başka örnekler de var. Bunların şöyle bir faydası oldu. İlk kuruluş yıllarında İslam hukukunun zemininde hukukun oluşmasına çok ince ayar verdiler. Hem dinde bir baskı şey etmediler. O kadar ki mesela Halil Hoca şeyler aktarıyor dönemin tarihçilerinden. Hristiyanlar ne olaydı? Bunlar daha önce bize bey olaydı. Çünkü Latinlerden çok çekmişler. Fakat Müslümanlardan böyle bir baskı görmeyince bundan çok mutlu oldular. Dört elle Osmanlı yönetimine sarıldılar. Yani Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nda kaybettiği Anadolu'daki bazı beylikler eskiye dönüş yaptılar. Osmanlı Devleti'nden ayrılmayı denediler. Teşebbüsü oldu da bazı kayıplar da oldu. Rumeli'de hiçbir hareket görülmedi. Yani halbuki Ortodokslar fırsat bu fırsat deyip dört tane oğlu birbiriyle taht kavgasına girince onlar da ayrılabilirdi. Yani netice itibariyle İslam hukuku Osmanlı hukukunun zeminini oluşturmuştur. Ama bu şey içerisinde, bu arada ihtiyaç oldukça Osmanlı hukuku uygulaması sırasında Türklerin ta Hunlardan itibaren getirdikleri yönetim gelenekleri bir büyük imparatorluk demek, aynı zamanda bir hukuk geleneği demektir. Hukuk olmadan imparatorluk olmaz. Hun devletini kurdular. Sonra Göktürkleri kurdular. Ondan sonra Uygurları, bunlar büyük devletler, özellikle Hunlar ve Göktürkler. Şimdi işte bu özellikle kamu hukuku, devlet yönetimi alanında büyük bir mirası Osmanlılara Selçuklular yoluyla aktarmış oldular. Şimdi işte İslam hukuku uygulanırken bir taraftan üç alanda Osmanlı padişahlarının fermanlarıyla İslam hukukunun yanı sıra bir hukuk düzeninin ortaya konduğunu görüyoruz. Bir ceza hukuku alanında kurallar konmaya başladı. Niye ceza hukuku alanında? Çünkü İslam hukukunda biz suçları, İslam ceza hukukunda suçları üçe ayırıyoruz. Had suçları, belli cezası kesin olarak belirlenmiş had suçları. Efendim, ikincisi mesela hırsızlık bir had suçudur. Zina bir had suçudur. Zina iftirası keza bir had suçudur. Yani bunların cezaları Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde belirlenmiştir. Bunda bir hukukçuların yorumlarıyla bir değişiklik söz konusu olmaz. Bir de adam öldürme ve yaralama, müessir fiiller, suçlar, had ve kısas ve diyet suçları diyoruz. Bunların, bu iki büyük grubun düzeni kitap ve sünnetteki kurallara göre yapılmıştır. Fukaha içtihatlarıyla bunu geliştirmiştir. Ama bunun dışında tazir denilen geniş bir grup vardır. Bunlar önceki iki suçlar sınırlı sayıda suçlardır. Büyük bir grup gibi görünür ama yine de sınırlı sayıdadır. Çok geniş bir alan vardır. Bu geniş alanın düzenlenmesini İslam hukuku kadılara ve devletin yöneticilerine bırakmıştır. Bunlara tazir suçları diyoruz. İşte bu suçları Osmanlı padişahları ihtiyaçlar, tarihi tecrübe, inisiyatif ışığında, ferdi inisiyatifler, yönetim inisiyatifi ışığında bunları belirlemiştir. Bunu belirlerken de İslam hukukunun hakim prensiplerini dikkate almışlardır. Bir defa Osmanlı sonradan örfi hukuk dediğimiz Osmanlı sultanlarının efendim inisiyatifleriyle ortaya konan kuralların başında mesela ceza hukuku gelir.
İkinci alan arazi hukukudur. Arazi hukukuna yönelik kurallar koymuşlardır. İhtiyaç ışığında. Niye böyle? Şimdi aslında tazir suçlarını zaten İslam hukuku yönetime bırakmıştı düzenlenmesi. Niye böyle? Çünkü suçun işleniş şekli, suçun çeşitleri zamandan zamana değişir. Aynı şey biteviye gitmez yani. Hukuk öyle bir şey ki sosyal hayata paralel olarak hukuk değişir. Bütün dünya hukuk sistemlerinde böyledir. İslam hukuku, ceza hukukunu kesin kurallara bağlamak yerine tip suçlar belirlemiştir. Onu düzenlemiştir. Onun dışındaki suçların bu anlayış istikametinde düzenlenmesini hukukçulara ve yöneticilere bırakmıştır. İşte Osmanlı yönetimi mesela kanunnamelerde bunları düzenlemiştir. Arazide ise, şimdi Hanefilerin Hazreti Ömer'in tatbikatı ışığında geliştirdikleri bir temel yapı var. Hanefiler diyorlar ki Türklerin hepsi hemen hemen Hanefidir malum. Hanefiler diyorlar ki bir toprak İslam devleti egemenliği altına girince, toprağın savaş yoluyla girince toprağın statüsünü siyasi otorite belirler. Sulh yoluyla girerse sulh şartları, barış şartları belirleyicidir. Yani olabilir ki biz burayı devleti teslim ederiz, şehrimizi teslim ederiz ama mülkler bizim olacak, bizim mülkiyetimizde olacak falan gibi şartlar ileri sürerler. İslam devleti de bunu kabul ederse buna uymak mecburiyetindedir. Ama savaş yoluyla alınmışsa statüyü devlet belirler diyorlar. Osmanlı Devleti de geniş tarım topraklarını, Anadolu ve Rumeli'deki geniş tarım topraklarını miri arazi dediğimiz bir statüyle belirlemiştir. Nedir o? Toprakların mülkiyeti devlete aittir. Çıplak mülkiyeti, biz ona çıplak mülkiyet veya teknik ismiyle rakabe diyoruz. Çıplak mülkiyeti devlete aittir. Kullanımı çiftçilere devredilmiştir. Çiftçiler toprağın sahibi değildir, kiracısıdır. Bir kira ilişkisi olarak devredilmiştir. Bu ilişki biçimi, miri arazi ilişki biçimi devlete büyük bir inisiyatif alanı bırakmıştır. Osmanlı bunu asırlar boyunca kullanmıştır. Yani toprağı işleyenler ölünce mirasçılara nasıl kalacak? Onu devlet belirleme hakkına sahip olmuştur. Satarken satabilir mi, başkasına devredebilir mi? Onu belirleme hakkı devlete ait olmuştur. Burada çok ayrıntı var. Şimdi ayrıntıya ben sizi boğmuyorum. Osmanlı kanunnameleri bu arazinin nasıl kullanacağını ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Bunun önemi şurada, sanayi öncesi dönemde devletlerin en büyük geliri tarım ürünlerinden aldığı vergidir. Osmanlı ordusunun da temeli miri araziden alındığı vergilerle sağlanmıştır. Onu belki fırsat bulunca biraz açarız. Netice itibariyle ceza hukuku alanını, toprak hukuku alanını ve belli ölçüde vergi alanını Osmanlı yönetimi tamamen ihtiyaçlar ışığında kendi koyduğu kurallarla belirlemiştir. Sonradan bunlar belli yavaş yavaş ortaya konan bu kurallar belli bir yeküne ulaşınca buna ayrı bir isim verilmiştir. İslam hukukuna şer veya şer'i hukuk denmiştir. Bu padişahların yani siyasi otoritenin koyduğu kurallarla belirlenen hukukun bütününe örf veya örfi hukuk denmiştir. Ve yavaş yavaş oluşan bu sistem Fatih dönemine geldiğinde Fatih'in emriyle yazılı kanun metinleri haline getirilmiştir. Osmanlı kanunnamelerinin ilk örnekleri Fatih dönemine aittir. Mesela onun bir esas teşkilat kanunu vardır, hazırlatmış olduğu. Bir de genel kanunname vardır. Hem esas teşkilat kanunu hem genel kanunnamesi söylediğim gibi üç alanda kural koymuştur. Ceza hukuku, arazi hukuku ve vergi hukuku. Şimdi yalnız işte bu kurallar konurken Osmanlı hukukçuları bu kuralların hakim hukuk sistemi içerisinde
hukuk sistemiyle ters düşmeyecek bir ölçüde kurulması, konulmasına gerçekten büyük dikkat göstermişlerdir. Şimdi bu hukuk tarihinde tarihçiler arasında çok tartışmalı bir konudur. Yani Osmanlı örfi hukuku dediğimiz hukuk, şer'i hukuku yerini mi almıştır? Onu işlevsiz mi bırakmıştır? Osmanlı padişahları kendi başlarına buyruk istediği gibi kural mı koymuşlardır? Mesela Ömer Lütfü Barkan, iktisat tarihine son derece önemli bir isimdir. Hakkını yememek lazım. Çok önemli bir iktisat tarihçisidir. Bu kanaattedir. Kitaplarında bunu makalelerinde özellikle vurgulamaktadır. Yani Osmanlı padişahları öyle fazla kuralla, İslam hukukundan falan kurallarına uymuş görünürler ama uymazlar. Diledikleri gibi kural koymuşlardır. Şimdi tabii gittikçe bu alandaki çalışmalar artmıştır. Ben Osmanlı hukuk kitabımda da bunu geçen sene çıkan veya bir buçuk sene önce çıkan kitabımda geniş olarak tartıştım. Aslında benim kanaatime göre olay şu. Bu kanun metinleri yazılırken dönemin Osmanlı hukukçuları gerçekten çok ince bir politika izlemişlerdir. Kanun tekniği olarak çok dikkatli metin yazmışlardır. Öyle zannedildiği gibi Osmanlı padişahları istedikleri gibi kural koymuş, kolay değiştirmiş değildir. Çünkü zaten böyle olması da mümkün değil. Niye mümkün değil? Şimdi şunu biliyoruz, artık bu kabul ediliyor hakikaten. Osmanlı Devleti'nin kuruluş felsefesinde İslam dininin önemli bir yeri var. Yani ilk Osmanlı hükümdarları gaziliği çok önemsemişlerdir. Polvitek de ona dayanıyor zaten. Osman Gazi, Orhan Gazi, gazi olarak anılıyorlar. Murat Hüdavendigâr Gazi. Şimdi dini değerleri önemseyen bir siyasi otoritenin hukuk söz konusu olduğu zaman, yani hukuk neymiş, biz istediğimiz kuralı koyarız demesi beklenen bir davranış değil. Şimdi ilk konan örfi kurallardan birisi pazar vergisidir. Osman Gazi zamanında konmuş olan bir pazar vergisidir. Baç dediğimiz, baç. Pazara gelen mallardan belli oranda bir vergi almaz. Osman Gazi Bilecik şeyini dolaşırken, pazarı dolaşırken birisi geliyor, beyim diyor, bu şeyin, pazarın vergisini bana ver, toplamasını ben toplayayım. Yani toplayacak, devlete verecek ama kendisi de oradan belli oranda bir oran alacak. Osman Gazi diyor ki, bize ne oluyor ki diyor, vatandaş mal getirip biz ondan vergi alacağız diyor. Bu şeriatta var mıdır diyor. Aşık Paşa Zat-ı tarihinde bu ayrıntılı olarak anlatılıyor. Beyim yanındakilerine soruyor, yanındakiler diyorlar ki yoktur. O zaman git yanımdan diyor, sana bir zararım dokunmasın diyor. Vatandaşın getirdiği şeyden ben niye vergi alayım, hangi hakla diyor. Sonra yanındaki devlet adamı diyor ki, beyim bu gelenektir, alınır, dinde yoktur, doğru ama din bunu yasaklamaz diyorlar. Bizim bu devleti yönetmek için gelire ihtiyacımız var. Gelenlerden ta Selçuklular zamanında bu toprak şey pazar vergisi alınırdı. Biz de alabiliriz deyince ilk defa o zaman bu vergi alınsın diyor. Şimdi dolayısıyla ilk örfi uygulama genel kanaate göre bu pazar vergisi uygulamasıdır ve o kural konurken de Osman Bey bu dinde bunun bir yeri var mıdır diye dini kurallara uyup uymamasına özel dikkat göstermiştir. Sonraki dönemdeki konmuş olan kurallar da bu dikkatin özellikle gösterildiğini görmekteyiz. Netice itibariyle Osmanlı devlet adamları bir taraftan İslam hukukunu, İslam hukuk kitapları, fıkıh kitapları çerçevesinde uygularken öbür taraftan ihtiyaç ortaya çıktıkça yavaş yavaş zaman içerisinde vergi hukuku alanında olsun, arazi hukuku alanında olsun, ceza hukuku alanında olsun örfi kurallar koymuşlardır. Söylediğim gibi Fatih dönemine gelince de bu kurallar kanun metinleri haline getirilmiştir.
Bu metinler bugün elimizdedir biz. Biz Osmanlı örfi hukukunun ilk kanun metinlerine sahibiz şu anda. Anlatabiliyor muyum? Ve ilk defa da Fatih döneminin tarihçisi Tursun Bey, meşhur dönemin tarihçisidir. Tarihi Ebu'l-Feth diye, Fatih dönemi tarihi diye bir kitabı var. Latince'de neşredildi, yani günümüz yayınlarında bulabilirsiniz. İlk defa Tursun Bey örfi hukuku da tarif ediyor. Bizim için son derece önemlidir örfi hukuk ne olduğunu. Orada şöyle özet olarak söyleyeyim. Tursun Bey diyor ki, önce şer'i hukuktan, İslam hukukundan bahsediyor. Bu şekilde olmazsa diyor, tamamen akla dayanarak, tamamen akla dayanarak nizam-ı alemi zahir için, yani dünyayı idare etmek için, tavrı Cengiz Han gibi kural konursa, sebebine izafe ederler. Sebebini, yani kanunun nereden kaynaklanmışsa ona atıf yaparlar. Ona siyaseti sultani veya yasağı padişahi derler ki, biz ona şimdi örf diyoruz diyor. Şimdi bu enteresan bir tanımdır. Yani çok da ipuçları verir, çok önemlidir. Diyor ki, şer'i hukukun oluşum biçi belli. Bundan bahsettik biz. Kitaba, sünnete dayanıyor. Hukukçuların yorumlarına dayanıyor. Bu şekilde, örfi hukuk bu şekilde mi oluşmuştur? Hayır, bu şekilde oluşmamıştır. Örfi hukuk, siyasi otoritenin buyruklarıyla, fermanlarıyla oluşmuştur. Tamamen akla dayanırsa, tavrı Cengiz Han gibi olursa. Cengiz yasasına bir atıf vardır tanımda. Sebebine izafe ederler. Buna eskiden siyaseti sultani, yasağı padişahi derlerdi ki, biz şimdi örf diyoruz diyor. Şimdi burada birkaç ipucu var. Bunlardan birincisi, Cengiz yasasına atıf verilmesi. Çünkü Cengiz yasası, Cengiz biliyorsunuz büyük bir Moğol imparatorudur. Moğollarla Türkler akraba topluluklardır veya komşu topluluklardır. Siyasi bakımdan, hukuk bakımından birbirlerini çok etkilemişlerdir. Cengiz tabi büyük bir merkezi imparatorluk kurunca, Cengiz Asya'daki hem Moğol kabilelerini hem Türk kabilelerini idaresi altına almıştır. Onun etkisi oğullarında da kısmen devam etti. Malum Anadolu Selçuklu Devleti'ni istila ettiler. İlhan Devleti kuruldu. Cengiz yasası dolayısıyla hem Moğol hukukunda hem Türk hukukunda, eski Türk hukukunda önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden Cengiz'den sonra kurulan Türk devletleri Cengiz yasasını belli ölçüde Cengiz yasasının etkisi altında kalmışlardır. Selçukluların koymuş olduğu kurallarda bu etkiyi görmek mümkün. Osmanlıların koyduğu kurallarda bu etkiyi görmek mümkün. Tavrı Cengiz Han gibi olursa demek tanımda zaten onu ortaya koyuyor. Sebebine izafe ederler ya, nereden kaynaklandığına. Şimdi o da enteresan bir ipucudur. Örf aslında, örf ve adet olarak biz hala kullanırız değil mi? Örf, aslında örfün az bilinen bir anlamı var. Örf yönetim demektir. Örf Arapça bir kelimedir. Örf yönetim demektir. Bazı askeri subaylara mesela, komutanlara bu kökten gelen şeyler kullanılır. Arapça'da kullanılmıştır. Mesela arif. Arif, kumandan demek. Örf kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bizde eskiden sıkı yönetime ne derdik? Örfi idare derdik. Yönetimden kaynaklanan idare demektir bu. Dolayısıyla örfi hukuk demek aslında siyasi otoriteden kaynaklanan hukuk demektir. Kaynağından, sebebine izafe ederler diyor ya, hangi kaynaktan geliyorsa onu ortaya koymak için bu ismi veririz demek istiyor tarifte Tursun Bey. Çok isabetli bir tanım ve ipuçlarında peşinde bırakarak yapılan bir tanımdır. Yasağı padişahi, yasak da eski Moğolca, Türkçe iki dilde de kullanılan bugünkü kanun dediğimiz şeydir. Yasağı padişahi veya siyaseti sultani. Şimdi ilginçtir, bu örfi hukuk uygulaması sadece Osmanlılarda karşımıza çıkmıyor. Osmanlı'nın
çağdaşı. Mesela Memluklarda da var. Biliyorsunuz Memluk Devleti Osmanlı'dan biraz önce kurulmuştur. Osmanlı'nın Yavuz'a kadar Osmanlı'nın çağdaşı bir büyük devlettir. İki büyük ırkı unsur vardır Memluklarda. Çerkezler ve Türkler. Bahri Memluklar, Burcu Memluklar. Dolayısıyla köle olarak gelip de Mısır'da eski kölemenler de denir biliyorsunuz Memluklara. Azatlı köleler çok ilginçtir. Orada büyük bir devlet kurdular. Ve bu devletin devamında da hep Kafkasya'dan dünya kadar eski köleler veya köleler getirilmiş, azat edilmiş, devlete hayatiyet vermiştir. Şimdi işte mesela Memluklar tarihinden bahseden İbn-i Tagriberdi gibi, Makrizi gibi kaynaklar var. Tarih eserler, şeyler, yazarları bunlar. Mesela Makrizi Memluklarda siyaset denilen bir kurallar bütününden bahsediyor. Siyaset. Siyaset ve onun kökenine işaret etmek için Makrizi olsun, Tagriberdi olsun Cengiz yasasına referans verirler. Yani Osmanlılarda örfi hukuk neyse Memluklarda siyaset denilen kâşiflerin, haciplerin uyguladığı kurallar İslam hukukunun yanı sıra aynı Osmanlılarda olduğu gibi siyasi otoriteden kaynaklanan kurallar bütünüdür. Ama ilginç olanı biraz daha geriye gidelim. Cengiz yasası öncesinde Türk devletlerinde de bu uygulama vardır. Onu söyleyeyim. Mesela Karahanlılarda, biz Karahanlılardaki devlet yapısı hakkında Yusuf Hasib'in Kutat Kubilik isimli meşhur eserinde çok bilgi sahibi oluyoruz. Karahanlılarda devlet yapısı nedir? Devlet yapısından bahseder ki Yusuf Hasib kanunlardan çok bahseder. Devleti ayakta tutan kanunlar, beylik iyidir ama kanun ondan iyidir der. Devletin orduya, ordunun efendim paraya, paranın halkın zenginliğine, Kutat Kubilik'te vardır, başka kaynaklarda var. Halkın zenginliğine dayanır, halkın zengin olmasın iyi kanunlar gerekir diyor. Yani siyasi otoriteden kaynaklanan kanun fikri Kutat Kubilik'te de kendini gösterir. Onun öncesi var, bakın Orhun kitabelerinde töreden bahsedilir. Buminkan'ın töreyi, halkı topladığını, töreyi koyduğundan bahseder. Ta Orhun kitabelerine kadar giden bir siyasi otoriteden kaynaklanan bir hukuki damar var. Eski Türklerde töre dediğimiz, daha önceden bahsettim ben, töre dediğimiz hukukun üç temel kaynağı var. Hakan buyrukları, örf ve adetler ve kurultay kararları. Dolayısıyla Türk devletlerinde büyük devlet kurmanın verdiği bir birikimdir bu. Türk devletlerinde İslam öncesinde zaten siyasi otoriteden, örf ve adetlerden kaynaklanan bir hukuki yapı vardı. Miras olarak sonraki devletlere geçmiştir bu. Müslüman olduktan sonra Türk devletleri İslam hukukunu tabiatıyla temeline koydular, hukukun temeline koydular. Ama tecrübeyle ihtiyaç ortaya çıktıkça eski hukuki mirası da taşıdılar. O bakımdan Osmanlılarda Tursun Bey'in yapmış olduğu bu tarif çok ilginç bir tariftir gerçekten. O bir daha tekrar edeceğim. Bu ta Orhun kitabelerine kadar giden hukuki damara işaret etmektedir. Dedik ya Karahanlılardan Cumhuriyet'e hukuk serüvenimiz diye. Ne diyor? Getirilen bu tedbirler bunun gibi olmazsa, yukarıda şer'i hukuku tarif etti. Bunun gibi olmazsa tavrı akl üzere, akla dayanarak Cengiz Han gibi olursa sebebine izafe ederler. Siyaseti sultani ve yasağı padişahi derler ki biz ona şimdi örf diyoruz diyor. Memluklarda bunun izlerini görüyoruz. Anadolu'da ve Irak bölgesinin idaresini altına alan Moğol devleti İlhanlılarda bunun izlerini görüyoruz. Bağdat'taki bir medresenin bir kitabesi var. Divan dil gazayat şer'iyye vel yerguciye. Çok ilginçtir bakın. 1300 veya 1200'lerin yılların sonlarında yapılmış bir medrese kitabesi.
Divan il Kadayes Şer'iye vel Yerguciye, bir mahkeme binasını anlatan bir bina bu. Bir medrese ama mahkeme olarak da kullanılmış. Ne demek istiyor? Şer'i davalara bakan divan ve yerguci davalara bakan divan. Yerguci ifadesi çok ilginç. Bizim bugünkü yargının Moğolcası işte. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şöyle sonucu bağlayabiliriz. Türk ve Moğol siyaset ve kültür havzasında yetişmiş devletler şer'i hukukun boşluklarını veya şer'i hukukun imkan tanıdığı alanlarını kendi tarihi birikimleriyle doldurmuşlardır. Bu İslam hukukuna aykırı da değildir. Onu da özellikle vurguluyum. Bu yüzden sadece Osmanlılarda değil, sadece Memluklarda değil. Mesela ta Hindistan'da kurduğumuz Türk devleti Babürlülerde mesela Alemgir'in kanunnamesi var. Ceza kanunnamesi. Kanun dönemi ceza kanunnamesi ile benzerlikler taşır. Bir tarihte Hindistan'da biz bir tarih kurumuyla müşterek bir toplantı yaptık. Bir bilimsel toplantı yaptık. Ben orada Kanuni'nin ceza kanunnamesiyle Alemgir'in kanunnamesini, ceza kanunnamesini karşılaştırdım. Ciddi benzerlikler var. Babürlü devleti de Moğol kökü olmakla birlikte kültür olarak sonradan Türkleşmiş bir şeylerdir. Hanedandır. Babürlü devleti bir Türk devletidir. Devletin kurucusu Babür'ün hatıratı Çağatay Türkçesiyledir. Yani o artık köken olarak Moğollara girişiyorsa da o çevrede Türkleşmiş bir ve sonra Müslümanlığı kabul etmiş bir hanedan. Netice itibariyle çok ilginçtir. Arap devletlerinde böyle bir yapıyı görmüyoruz. Ama Türk devletlerinde böyle bir örfi veya siyasi otoriteden kaynaklanan bir hukuki yapıyı görüyoruz. Bu yüzden Osmanlı hukuku esas itibariyle şer'i ve onun yanında örfi hukukun bütününden ibarettir. Yoksa Osmanlı hukuku orijinal bir, her yönüyle orijinal bir terim değildir. Yani Osmanlı hukuku diye kuralları kurumlarıyla daha önce hiç görülmemiş bir hukuktan bahsetmiyoruz. İslam hukuku zaten teşekkülünü, oluşumunu büyük ölçüde tamamlamıştı. Örfi hukuku da zaman içerisinde Osmanlı yöneticileri tarihi birikimlerden de yararlanarak ortaya koydular. Sonra bu ikisinin birleşimi Osmanlı hukuku dediğimiz bir hukuki yapıyı ortaya koydu. Şimdi burada söylediğim gibi tartışılan önemli bir konu, ona biraz daha temas edeyim. Tartışılan önemli bir konu, Osmanlı yöneticileri örfi hukuk kuralları koyarken bu hukukun hakim hukuk sistemi olan İslam hukukuna uyum göstermesine gerçekten benim söylediğim gibi itina etmişler midir? Bakın, tabii bizim bu olayları ele aldığımız dönem Cumhuriyet'in ilk yıllarıdır. Yani imparatorluktan sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında yavaş yavaş Osmanlı hukuku, Osmanlı uygulaması o günkü siyasi atmosferden etkilenerek biraz böyle Müslümanlığa pek yaklaştırılmadan izah edilmeye çalışılmıştır. Fakat bu sahadaki çalışmalar zaman içerisinde kendini daha iyi ortaya koymuştur. Yani araştırmalar derinleştikçe Osmanlı padişahlarının böyle keyfe mayeşe kural koyduklarını kabul etmek zorlaşmıştır. Şimdi mesela en çok tartışılan konu Osmanlı ceza hukuku alanında kanunnamelerin ortaya koyduğu kurallardır. Çünkü bu kanunnamelere bakarsanız mesela hırsızlık için para cezaları vardır. Hırsızlık için. İşte tavuk çalarsa şu kadar akçe verecek, at çalarsa nisap olmazsa bu kadar akçe verecek para cezaları vardır. Zina için keza yine para cezaları vardır. Coşkun Uçok Ankara Hukuk Fakültesi'nin hocasının meşhur bir makalesi vardır. Osmanlı ceza kanunnamelerinde
İslam hukuku kanunnamelerine İslam ceza hukukuna uymayan şeyler, uygulamalar diye. Artık toprağı bol olsun demek geliyor içimden. Coşkun Hoca bunu ballandıra ballandıra makalesinde anlattı. Hukuk tarihinin gelişmesinde önemimize bir katkı bulunmuştur. Fakat olay şu. Şimdi gerçekten Osmanlı ceza kanunnamelerinde hırsızlık cezası için para cezası var mı? Var. Doğru. Ama biraz önce söylediğim gibi o kanun metnini yazanlar o kadar dikkatli bir dil kullanmışlar ki eğer İslam ceza hukukunu iyi biliyorsanız o dilin ne demek olduğunu, nasıl bir düzenleme getirdiğini hemen fark ediyorsunuz. Şöyle genelde mesela diyor ki tavuk ve horoz çalana şu kadar akçe. Peki at çalındığı zaman orada bir şey nisap miktarına ulaşmışsa şer'i ceza verilsin, ulaşmamışsa şu kadar akçe diyor. Şimdi İslam ceza hukukunda evet Kur'an-ı Kerim'de hırsızlığa yönelik ağır bir ceza var. Doğru. Ama bunun altyapısını hukukçular içtihatlarla geliştiriyorlar. Hazreti Peygamber dönemindeki uygulamayı da dikkate alarak. Şimdi İslam hukukçuları derler ki hırsızlık biraz modern kavramlarla anlatacak olursak aslında ikiye ayırırlar. Nitelikli hırsızlık, basit hırsızlık. Şimdi çalınan mal belli bir değerde ise nitelikli hırsızlık olur. Ve ona Kur'an-ı Kerim'deki had cezası uygulanır. O değere ulaşmamışsa bu bir basit hırsızlıktır. O değere ulaşmıyorsa o ağır ceza uygulanmaz. Bunun ölçüsü ne? Hanefilere göre bunun ölçüsü 10 dirhem gümüş miktarıdır. Dirhem hem bir ağırlık birimidir hem de bir para birimidir. İslam devletlerinde kullanılan. Bizim Osmanlı akçesine benzer ama Osmanlı akçesinden daha büyük bir para birimidir. Şimdi tabii gümüş değeri olarak bunu bugün hesap etmenin gümüş fiyatlarıyla bir belirleyici şeyi yoktur, yönü yoktur. Aslında şuna bakmak gerekir. 10 dirhem gümüş bu cezanın ortaya çıktığı dönemde yani Hazreti Peygamber döneminde alım gücü olarak neye karşılık olmaktadır? Değil mi? Neye karşılık verse onu aramışlardır İslam hukukçuları. Şimdi Hazreti Peygamber döneminde 10 dirhem gümüşle 2 kurbanlık koyun satın alınabilmekteydi. 2 kurbanlık koyun değerinde bir paradır. Dolayısıyla bugün kurbanlıklar bilmiyorum yakında kurban falan kesmedim şimdi artık işin kolayına kaçtık biliyorsunuz. İstanbul'da kurban da kesilmesi zor oluyor. Kessen dağıtması zor oluyor. Dağıtan dernekler var. Onlara veriyoruz kurban kesmek istediğimiz zaman. Ama zannediyorum bir kurban bugün 2500 liradan aşağı değildir. O civarda bir şeydir. Belki biraz daha hani koç moç böyle geline giden de büyük şeyle daha pahalıdır. Yani 3000 4000 liraysa 5000 lira ile 8-10 bin lira arasında bir değere sahip. İslam hukukuna göre çalınan mal bu kadar değerdeyse had cezasının uygulanması gerekir. Birinci şart bu. Bu şart yegane şart değildir. Başka şartlar var. Bu şartlardan birisi bu malın koruma altında bir yerden çalınmış olması gerekir. Fıkıh kitapları bunun üzerine çok hassasiyetle durar. Koruma altında mesela giderken bilgisayar çantamı yolda bir yerde otobüste unutsam. Birisi de ah güzel ne var içinde önümün değil benim çantamı alıp götürse ve yakalansa. Bu adam hırsızlık niyetlilikle hırsızlık suçuna girmez. Anlatabiliyor muyum? Nitelikli hırsızlık suçuna girmez. Çünkü bu işte başka bir suç oluyor. Evet. Başka bir suç oluyor artık. Yani sirkat dediğimiz nitelikli hırsızlık grubuna girmiyor. Mesela derler ki ahırının kapısını kapamamışsa, hayvan da kapı açıksa, çıkmışsa, büyükbaş bir hayvan, küçükbaş birkaç hayvan çıkmışsa, yolda giderken birisi ya sahipsiz hayvan diye alıp götürse, kesse, yese, satsa, bu da hırsızlık suçuna girmez. Hatta şu tartışılmıştır, çobanlar koruyucu mudur yoksa götürüp getirmekle görevli midir şayet? Eğer koruyucu ise
sürüden bir hayvan çalmak nitelikli hırsızlık suçunu oluşturur. Korucu demiyorsak onları nitelikli hırsızlık suçunu oluşturmaz. Yani şimdi hırsızlığın biz hukukta bir şeyi tarif ederiz. Bir suçu tarif ederiz. Hukukçular tarif eder yani kanuna göre bir tarif yapar. O tarif suçun unsurlarını oluşturur. O unsurların gerçekleştiği şeye hırsızlık deriz. Gerçekleşmediğinde hırsızlık demeyiz. Şimdi dolayısıyla çok açık bir biçimde diyor ki kanunname, tavuk çalınırsa şu kadar akçe, efendim koyun çalınırsa bu kadar akçe diyor. Ama at çalınırsa nisap miktarına ulaşmamışsa şu kadar akçe diyor. Peki ulaşmamışsa, ulaşınca ne olacak? O zaten fıkıh kitaplarında belli o. Ulaşmışsa bu had grubuna giren bir suçtur. Bu yüzden mesela hırsızlıkta kanunnamelerin düzenleme biçimi çok dikkatli kaleme alınmıştır. Şimdi zina suçuna gelince, yani zina suçu çok ilginç bir suçtur. İslam hukukçuları zina suçu iki şekilde sabit olur İslam hukukunda. Ya suçu işleyen kimse itiraf eder. Tamam mı? Ya itiraf eder ya da Kur'an-ı Kerim özel bir şart koymuştur. Dört kişinin olayı bizzat görmesi gerekir. Fıkıh kitaplarında görmenin şekli bile tarif edilir. Anlatabiliyor muyum? Eğer dört kişi görmemişse bu suç cezayı oluşturacak şekilde oluşmuş olmaz. Aslında zina gibi suç İslam kamu düzenine yönelik bir suçtur. Burada cezalandırılan suçun kendisi değildir. Burada suçun kendisi zaten öbür dünyada cezalandırılacak. Burada cezalandıran suçun aleni işlenmesidir. Anlatabiliyor muyum? İslam hukukunun aradığı şekilde suçun aleni işlenmesi için mutlaka bunun bir parkta yapılması gerekir. Onu zaten cezalandırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dört kişinin olayı bütün çıplaklığıyla, affedersiniz bir porno filmi seyreder gibi seyretmesi durumunda ancak şahitlik yapabilir. Şahitlikte üç kişi yaparsa, bundan bahsederse, üç kişiye ceza uygulanır. Namussuz bir kadına veya erkeğe zina iftirası yaptı diye. Bunun altında sebep bellidir. Yani eğer dört kişiyi görmüşse, dört kişilik şahitse, bu zaten herkese kötü örnek olacak kamu düzenini, İslami kamu düzenini bozacak bir fiildir, cezalandırırız. Değilse üç kişi, iki kişi gördü, ağzını açmayacak. Yani bu suçu yaymayacak. Anladın mı? Yaydığı zaman o cezalandırılır. Çok ilginçtir mesela Hazreti Ömer'in döneminde dört kişi zina şahitliğinde yaptılar. Bunlardan birisi Ebu Bekre isimli bir peygamberin de sahabelerinden, onun sağlığında görmüş bir kimsedir, meşhur bir kimsedir. Sonradan bu geri döndü. Bir tanesi emin olmadığını söyledi, şahitlikten geri döndü. Hazreti Ömer kalan üç kişiye zina iftirası cezası uyguladı. Yani ya bu ağır bir ispat şartıdır. Yani bütün suçlar iki şahitle ispatlanır. Bütün hukuki işlemlerin varlığı iki şahitle ispatlanır İslam hukukunda, zina suçu hariç. Çünkü cezası, özellikle evlilerin cezası ağırdır. Bekarlarınki de ağırdır. Bunu gören ya görmezden gelecek, bunu kimseye bahsetmeyecek. Alenileşmemişse zaten öbür dünyada mutlak adalet tecelli edecek. Nasıl cezalanacaksa cezalandıracak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi fıkıh kanunnamelerde zina cezalısı vardır ama o ceza aslında ispat edilmeyen zina suçları için. Yani İslam hukukuna göre ispat edilmeyen zina suçları için. Çünkü gerçekten de zinanın şahitlerle ispatlanması imkansıza yakın zordur. Bu şuradan bellidir. Osmanlı tarihinde 600 senede sadece bir defa bu suç ispat edilmiştir. Anlatabiliyor muyum? Orada da ben tereddütlüyüm. Bir defa Beyazızade Ahmet Efendi, Rumeli kazaskeri Beyazızade Ahmet Efendi bu cezayı uygulamıştır.
ceza uygulanmıştır bir Müslüman için. Zinayı yapanlardan birisi Müslüman bir kadındır. Erkek Yahudi bir erkektir. Tamam mı? Kız, ben öyle zannediyorum ki bu cezanın uygulanmasında dini bir gayretin de rolü var. Çünkü bazı tarihi kaynaklarda iki şahitten bahsediliyor. Bu iki şahitle sabit oldu falan diyor. İki şahitle bu ceza verilmez. Şimdi dolayısıyla şimdi asıl konumuza geliyorum. Ceza kanunnamelerinde, Osmanlı kanunnamelerinde zina suçu için para cezası vardır, doğrudur. Ama bunlar ispat edilmemiş olan suçlar için ispat edilmemiş olan suç olmaktan çıkmaz. Ama ağır zina cezasıyla cezalandırılmaz. Onu kanunnameler fuhuş falan diyor, fiili şen'i diyor, başka isim deniyor. Zinayı da pek kelimesini kullanmak istemiyorlar. Anlatabildim mi? Bu yüzden aslında ceza hukuku bakımından Osmanlı kanunnameleri çok dikkatle kaleme alınmıştır. Bununla şunu demek istemiyorum. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Şunu demek istemiyorum. Uygulamada hiç hata yapmamışlar. Hiç öyle bir şey söylemiyorum. Ferdi uygulamalarda yanlış uygulamalar var mı? Var. İslam hukukuna aykırı uygulama var mı? Var. Var. Yani başka bazı düzenlemelerde münferit olarak İslam hukukuna aykırı düzenleme var mı? Var. Yani İslam hukukuna aykırı düzenleme varsa bizim bunu yok dememizin bugün geçmişe ne faydası var? Onu söyleyeyim. Yani mesela sonra belki üzerinde dururuz. Kardeş katli uygulaması bence İslam hukukuna aykırıdır. İslam hukuku bunun uygun olduğunu savunan insanlar var. Bugün de var, geçmişte olmuştur. İslam hukukuna ben uygun olduğu kanaatinde değilim. Siyaseten makul olabilir. Siyaseten Osmanlı Devleti'nin büyük devlet olmasına katkısı olabilir ki ben o kanaatteyim. Eski Türklerin bölüş sistemini yani devleti paylaşma sisteminin önünü Osmanlılar kardeş katliyle önlenmişlerdir. Siyaseten makul görünebiliyor ama hukuken bu meşrudur demek çok farklı bir şey. O zaman suç işlememiş kimseyi öldürebilirsin demek. Halbuki İslam hukukunda temel bir kural, bir suç varsa mutlaka bir fiil vardır ortada. Hazreti Peygamber'in hadisi var. Biriniz kötülük düşünür de başkası için yapmazsa sevabı vardır diyor. Günahı yoktur diyor, pardon. Günahı yoktur diyor. Ama iyilik düşünür yapmazsa, yapamazsa sevabı vardır diyor. Yani iyilik düşünmek bile sevap kazandırıyor. Kötülük düşünmek günahı ne zaman kazandırıyor? Ancak yaparsan kazandırıyor. Yani fiil. Ceza hukukunun en önemli unsuru da suçun unsurlarından birisi biz ne diyoruz şimdi? Maddi unsur diyoruz. Önce bir eylem olacak yeni tabirle. Eylem olmadan suç olmaz. Netice itibariyle Osmanlı kanunnamelerinden bir saniye. Osmanlı kanunnamelerinde kanun metni olarak çok dikkatle yapılmıştır. Ama uygulamada zaman zaman ihlaller olmuş mudur? Olmuştur. Ben para vakıflarını da bu bakımdan problemli görürüm. Para vakıflar da problemlidir. Bu yüzden Osmanlı hukukunun tamamı uygulamada İslam hukukuna uygundur demek çok iddialı bir laf olur. Ama kanunname metinleri İslam hukukundan keyfince yöneticiler ayrılmıştır demek için müsait metinler değil.